arkadaşlar, Amerika'da bir bayram sabahı nasıl oluyor onu sizlere göstereceğim. Şu anda otomobili Seda kullanıyor çünkü çok sayıda mesaj var. O mesajları yanıtladım. Çocukları okula bıraktık çünkü bugün bayağı yoğun geçecek. Nergis de bizimle beraber. Ne yapacağız? Diyanet'in düzenlemiş olduğu bir bayram namazı etkinliği var. Sonrasında bayramlaşma var. Oraya doğru gidiyoruz. Geçen sene gitmiştik. Şimdi ikincisi nasip oldu. Çok mutluyuz arkadaşlar. Birazdan oraya ulaşmış oluruz. Aferin. Oh. Aferin size. Çocuklar paralarını alıyorlar. Vallahi dolar alıyorlar. Sağ olsunlar. Burada bozuk paraları da hallettiler. Kahvaltı mekanı tamam. Evet. Daha ben yapmadım kahvaltı. Neler var? Valla bekleyemedim ama ben yedim. İstersen o tarafı göster. Tamam. Daha güzel çeşitler var. Şöyle kadınlar için de harika bir yer var çocuklar için. Bakalım kim ne yapmış. Şimdi ben de gireyim sıraya. Elinize sağlık. Bu bayramda da yakaladım sizi. Evet, evet, tekrar yakaladınız. Kim ne yapmış bu sefer? Siz ellerinizle mi yaptınız? Bunları Yıldıray Bey yaptı. Ellerine sağlık Yıldıray Bey'in. Of. Elinizi... Ha, I feel like you're my best friend from another mother. Ay canım ya. Hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de. Hoş geldiniz. Elinize sağlık. Sağ olun. Vallahi Allah gücünüzü arttırsın. Annene babana çok çok selamlar. Selam. Ellerinden öpüyorum. Sağ olun. Bayramlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Abi afiyet olsun. Ne aldınız? Ne tavsiye ediyorsunuz? Ne verirlerse. Ne verirlerse ben de acıktım abi. Ama kaynak yapmayayım sizi. Arkaya geç. Çok sağ olun. Eyvallah abi. Abi ellerinize sağlık. Eyvallah abi sağ olun. Abi Allah razı olsun. Abi teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Abi hoş geldin, hayırlı bayramlar. Sağ olasın, hayırlı bayramlar. Seni gördüğüme sevindim abi. Eyvallah. Yenge de burada mı abi, çocuklar? İyi. Bulurum abi onları da. Abi sağ olun. Teşekkür ederiz. Oo abi sağ ol. Abi Allah razı olsun ya. Hakkını helal et ya. Aldım onu, sağ ol abi. Abi çok teşekkür ederim geldiğin için. Abi, bizi şereflendirdin. Demek? Çok sağ ol. Böyle güzel bir komünitemiz var. Herkesin bayramını kutluyorum. Anabadan'daki, buradaki tüm İslam Müslüman alemini. Çok güzel bir görüntü. Gerçekten birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu günler. Allah birliğimizi her daim etsin. Abicim çay var mı? Kahve var mı? Var, hepsi var. Merhaba, seni gördüğüme abi. Sevindim abi. Ben de. Eyvallah abicim. Hadi ye, karpuz yedik. Kameralara. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu etkinliği düzenleyen herkesin, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten dünyanın bir ucundayız ve tabii ki Türkiye'deki böyle o bayram sevincini, işte o duyguyu yaşamak istiyorduk elbette. Ve burada gerçekten fazlasıyla yaşadığımızı düşünüyorum. Merhaba, ben Ceylin. Ben de bir senedir Kaliforniya'dayım. Böyle bayramda güzel oldu. Gerçekten toplandık. O eksikliği hissetmedim. Şu anda çok sevinçliyim, mutluyum. Merhaba, İlayda ben. Ben de Livermore'da yaşıyorum. Bir buçuk sene olacak geldiğim neredeyse Amerika'ya. Ortam çok güzel. Geçen sene de yine böyle bir ortamda bulunmuştum ama Türklerin olduğu değildi. Daha çok Pakistanlıların bayramını kutladığı bir yerdi. Aynen yine yani Türk hiç yoktu yani orada. Ama burası tabii ki daha iyi. Evet, burası daha iyi. Daha sıcak hissediyorum.
hissediyor insan. Evet. Sabah gelirken bir saatlik yol sürsem mi sürmesem mi diye düşünürken şu an yani ilk de gelmişim diyorum. Aynı hiç değişmiyormuş. Türkiye'den geldik buraya yani. Buradan bir sizi görünce dedim lan bu Hakkı abi değil mi? Şok oldum lan. Burada ne iş var? Türkiye'de sen dolaş dolaş bulma burada bul. Aynı hani bir siyah tişört. Ben Galip Ural. Burada yaşıyorum 12 yıldan beri. Restoran işletiyorum. İşte böyle güzel bir günde burada toplandık. Hani özellikle bayramın o Ramazan'ın bitişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün kahve içebildik hep beraber. Tabii herkes de gördüğünüz gibi müthiş bir karabalık. Buradaki insanların desteğiyle böyle güzel bir faaliyette bulunduk. Özellikle bu yıl tabii günah çıkarır gibi olsun. Hakkı Bey sizle beraber 400'lük rakamımızı 600'e çıkardık. Gençlerle beraber çok güzel oldu. Yani seneye hedefimiz 1000 kişi inşallah. Ortam mükemmel abi. Herkes burada bayram sevincini yaşıyor. Gerçekten Amerika'da bu manzarayı, bu sevinci bulmak çok zor. Saçım iyi görünüyor mu abi? Merhabalar, ismim Şahip Keymur. 8 ay oldu geleli. Yüksek lisans yapıyorum veri analizi konusunda. İstanbul Üniversitesi Ekonomi mezunuyum. Ben buraya geldiğimde işte Galip Bey'le tanıştım onun restoranında. Ama bugün aslında gerçek anlamda ne kadar kalabalık olduğumuzu, ne kadar sayımızın çok olduğunu fark ettiğim gün oldu. Ve şaşırdım, ben de şaşırdım yani. Çok da güzel hissettirdi, Türkiye'deymiş gibi hissettim. İsmim Özge benim. 6-7 yıldır Amerika'dayım. Hemşireyim. Çiçeği burnunda bir hemşireyim yani. Henüz böyle bir deneyimim olmadı. Ortam çok güzel. Evet, ben Hayta Yollar'da, sosyal medyada. İbrahim Hayta diyebilirdim aslında birçok da. Dünyayı geziyorum 3 senedir. Bugün de San Francisco'dayız. Hakkı abiyle beraberiz. Müthiş bir etkinlik. Gerçekten çok mutluyum. Beni böyle davet ettiğin için de bir kez daha teşekkür ederim abi. Keyifli anlar. Ortam çok iyi. 36 ülke gördüm. İlk defa böyle bir ortam görüyorum. Müthiş bir birlik, beraberlik var. Evet, ismim Mahmut Alpaydın. 2018 yılının başından itibaren Kaliforniya'da, Bay Area'da buradaki soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza din hizmetlerinde refakat etmeye çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir görevlisi olarak, bir temsilcisi olarak burada vazifemizi ifa ediyoruz. Umarım görevimizi layıkıyla yapabilmişizdir. Günden güne çoğalan bir kalabalık, çığ gibi büyüyen bir kalabalığa sahibiz elhamdülillah. Abi merhaba, ben Utku Galip Akçok, avukatım. Kaliforniya lisansım var, New York lisansım var. İki eyalette de avukat oldum. Şu anda San Francisco'da yaşıyorum. Bu bulunduğumuz bölgede Palo Alto'da. Çok güzel bir komünitemiz var. Burada işte toplanıyoruz. Bizim kültürümüzün, geleneklerimizin devamı için bunları paylaşmaya çalışıyoruz birbirimizle. Böyle güzel bir birliktelik var. Bu video için de çok teşekkür ediyorum Hakkı abi. Çok sağ ol. Selamun aleyküm. Öncelikle ben Elazığ Karakoçan ilçesinden geldim. Yaklaşık bir yıl oldu. Elazığ Karakoçan'dan kaç kişi var burada ya? Evet, bayağı var yani. Şu an restorandayım. Yani mesleğim fırıncılık. Ve lahmacun pide türü, börek çeşitleri, simit, poğaça falan. Çok mutlu olduk bayram olarak. Neşeli geçti, güzel geçti. Herkesle tanıştık yeni insanlarla. Ve ayrıca başka bir şey de söyleyeceğim. Böyle bir yokluk içerisinde geldim ben. Yani en dipten söyleyelim. Burada özümüzü kaybetmemek ve dürüstümüzü, duruşumuzu almak yani bizim için bir onur olur. Çocukları eğlendirmek için çok güzel bir kukla gösterisi ayarlamışlar. Şimdi orayı da göstereyim size. Bayram çocuklar için tabii ki. Sessiz olacağım biraz. Merhaba, Aslı ben. Burada işte gençlik grubunun programlarını hazırlıyoruz. Çocuklara farklı programlar. Bir gün işte bayram için kültürel programlar, eğlenceler, hediyeler dağıtıyoruz. Vallahi çok güzel geçiyor bayramlar burada. Bu işte Ramazan bayramı yaza gelmediği için hepimiz bir arada oluyoruz. Bir gün ortalama bir 500 kişi var. Yazın tabii herkes Türkiye'ye döndüğü zaman bu kadar kalabalık olmuyoruz ama yine çok neşeli bir ortam, çok eğlenceli. Benim ismim Hüseyin Uygur, Aksaraylıyım. 96 yılında buraya geldim. İnşaat işine başladım. Baba mesleğidir. Ondan sonra 2009 yılında bir anaokulu açtık. 2017 yılında restoran işine girdik. Üçüncü yerimizi açıyoruz nasip olursa haftaya. Bunun yanı sıra tabii ki sosyal etkinliklere katılmayı çok severim. Böyle hayır işlerinde bulunmayı çok seviyorum. İçimden gelerek katılmayı seviyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Ortam süper. Bugün bu kadar bir kalabalığı hiç düşünmemiştim. Dün gece RSVP yaptım. Tabii ben bu kadar olacağını bilmiyordum. Sabah öğrendim 500 kişinin üstünde olduğunu.
Bu da tabii bize birçok mutluluk veriyor. Yıllardır ben gurbetçi olduğum için sene 90 senesinde Türkiye'den çıktım. O gün bugündür gurbette gezerim, başka devletlerde yaşadım. Yani böyle bir kalabalığı bir arada bulmadık hiçbir zaman, olmadı. Hep istediğim, içimizde kalan bir arzuydu bu ama bir araya geldik, şükürler olsun bugünümüze. Bunun da devamı geleceğini düşünüyorum. Hele bir camimizi açalım hayırlısıyla, ondan sonra bunun devamı gelirdi diye düşünüyorum. Çünkü insanların bir ihtiyacı, burada çocuklar bir şekilde kayboluyorlar. Okulda başka arkadaşlarıyla, diyaloglarında genel olarak sorunlar yaşanıyor. Çünkü herkesin kendi kültürü var. Çocuk otomatikmen onların kültürüne kayıyor. Çünkü bizim kültürümüzü tanımadığı için tabii bir eksikliğimizdi. Şimdi bundan sonra nasip olursa bayramımız, hafta sonlarımız bir şekilde etkinliklerde bir araya geliriz diye düşünüyorum. Allah razı olsun, yine geldiğiniz için teşekkür ederiz. Yani son birkaç senedir Allah'a çok şükür, Allah nasip etti. Devletimiz de bize imam gönderdi yıllar önce. Community, yani insanlarımızı bir araya toplama şansımız oldu. Geçen yıl belki bunun yarısıydı. Bu yıl daha iyi, çok daha iyiye gideceğine eminim. Hani mescit binamızı aldık, şimdi tamiratını yapıyoruz Allah'ın izniyle. Tüm evlatlarımızın örnek alabileceği, bu çok önemli. Vatan millet sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Ama öyle şey, hiçbir şey göstermeden olmuyor. Çocuk bu, çocuk hani akılsız bir şey değil ki. Sadece hani istediğin şekilde kafasına doldurasın. Mutlaka bir şeyi görmesi lazım, bir şeylerle tutması lazım, onları öğrenmesi lazım. Böyle şeyler vesile oluyor inşallah. Allah'a çok şükür. Bak, daha küçük yeni yeni evlatlar da geliyor. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Benim adım Zehra. Adanalıyım. 20 yıldır buradayım. Biz her bayram burada böyle eşle dostla bayram yaparız. Bizim emek vermemiz gerekiyor. Eğer gurbet ellerde yaşıyorsan birilerinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Bizler de buna gönüllüyüz. Elhamdülillah. Ben Hakan Çıldır. Palo Alto Bay Area'sında emlakçıyım. Bugün buradayız. Ramazan bayramı için. Güzel bir community. Ortam mükemmel. Yani hava güneşlik, insanlar bir araya geliyor. Ortam harika, çok güzel. Burada Türklerle yeniden kaynaşıyoruz. Biraz özlemimiz var, onu da gideriyoruz. Ben çok duygulandım ilk geldiğimde. Ağlayacaktım benim çünkü ilk yalnız bayramım. Ama sonra dedim ki kendine gel, sakin ol. Şu an çok mutluyum. Ben Nermin Yelboğa. 6 yıl önce Green Card'la buraya geldim. Yazılım mühendisiyim. Burada ilk geldiğimde İngilizce bilmediğim için maalesef kendi alanımda iş bulamadım. Ama daha sonra İngilizceyi geliştirdikten sonra Amazon'un Zoox firmasında çalışmaya başladım. Sürücüsüz arabalar üretiyorlar. Ben de o firmada çalışıyorum şu anda. Merhabalar, ben Duygu. 3,5 senedir burada yaşıyoruz. Green Card çıktı, onun vasıtasıyla geldik. Bu da oğlum, Dorian adlı. Güzel geçiyor, kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz. Oğlum da o bayram duygusunu yaşasın istiyorum açıkçası burada. Ortam güzel, Türkiye'de gibiyiz. Bayağı kalabalık. Evet, ne oldu anneciğim? Şeker bitince her şeyle değişti. Şeker bitince bir daha her şeker dökmeyin, bekleyin. Sonra kocaman bir tane ilk renk. Merhabalar, ismim Kahraman Gufran Demir. UC Berkeley'de ben doktora öğrencisiyim. Makine mühendisiyim, 5. sınıftayım. İnşallah Ağustos'ta mezun olmaya çalışıyorum. 3 boyutlu metal yazıcılar. Bunların simülasyonunu yaparak bu yazıcıları optimize etmeye çalışıyorum. Bu bayram bayağı bir kalabalık oldu. Her bayram çoğalıyoruz. Yani 500 kişi civarı dediler herhalde. Çok samimi bir ortam, çok güzel, çok sıcak. İnsanlar harika. Mehmet Çelik kardeşim nerede? Göremiyorum, o da bir görünmez kahraman. Kızı çoban armağanı, kardeşlerimize sevgimizi belirtme adına. Onlar bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Evet. Öncelikle Nihal kardeşimiz, evet. Evet, bir alkış alalım, alkış. Süveyye kardeşim.
Ben Emin Burak Onat. UC Berkeley'de sistem mühendisliğinde doktora yapıyorum. Dördüncü yılımdayım. Elektrikli hava araçlarının bu kentsel ulaşımda kullanımı üzerine çalışıyorum. Bunların simülasyonlarını geliştiriyoruz, optimizasyonlarını yapıyoruz. Ben Türkiye'de büyümüş birisiyim ve buraya gelince buradaki kardeşlik ortamını gördük. Buradaki bayramlarımız gerçekten bayram oluyor, şenlik oluyor. İlerideki bayramımız için büyük bir kutlama oluyor açıkçası. Merhabalar arkadaşlar, benim adım Mehmet Ali Koyuncuoğlu. Amerika'da Silikon Vadisi'nde 10 yıldır yaşıyorum ve Full Stack Developer olarak Alter Learning Educational Startup Campus'inde çalışıyorum. Ortamı çok güzel buldum, hani ben buraya ilk defa geliyorum. Hani ortamı aşırı beğendim, maneviyat çok fazla, kaynaşma. Yani ilginçti, yani benim için güzel bir deneyimdi. Ben Seda, ben bu Diyanet işinde görevli olarak ben yemek, hem yemekli serviste, iftarlarda, hazırlıklarda böyle elimden gelen böyle yardımı yapmaya çalışıyorum. Ayrıca de bizim Diyanet Gençlik Grubu'nun da içerisindeyim bir üye olaraktan. Orada organizasyon yapmaya çalışıyoruz gençler için. Küçükken gördüğümüz şeyleri onun replicate etmeye çalışıyoruz bir nebze. Bizim ablalarımızdan, işte abilerimizden, amcalarımızdan, teyzelerimizden gördüğümüz şeyleri biz de bu şey bizimden küçük jenerasyonu yapmaya çalışıyoruz en sonunda. Onlar da bir örnek olsun diye. Burada özellikle bu sene bu Diyanet içerisinde Sebat abla ve Mahmut hocanın çok katkısı oldu. Onlar çok vesile oldular zaten. Daha böyle etkinlikler olsun diye. Onlar bir arada bir aileyiz zaten onlarla hep birlikte. Yani küçük bir aile olduk burada. Hocamız çok iyi. Çok seviyoruz hocamızı. Keşke gitmeseydi. Çok güzel. Değişik bir bakış açısı hep vardı. Güzel konuşmaları çok güzeldi. Güzel bir şekilde cemaatimizi yönlendirdi. Sebat abla da öyle. Adım Ayda Akkoyun. Diyanet'in eğitim komitesinde çalışıyorum. 2 seneden beri oradayım. Sabahat ablanın sayesinde zaten eğitim komitesine girdim, o rica etti. O olmasaydı, Mahmut Hoca olmasaydı çok gençler girişmezdi diye düşünüyorum. Çünkü onların sayesinde böyle bir birlik, topluluk oldu. Gitmelerine çok üzülüyoruz. Keşke gitmeselerdi. Merhaba, benim adım Feyza Yazar Şahin. Ben 2 yaşında Amerika'ya geldim ve ben burada biyomedikal mühendisi olarak çalışıyorum. Ve her bayramda Diyanet'in pikniğine geliriz. Bir de bu geçen yılda iftarlara, her iftara gittik, şey yaptık, beraber iftarlarımızı açtık. Bu komüniteyi çok seviyorum. Yani kendimi burada yabancı hiç hissetmiyorum. Türkiye'yi zaten çok iyi bilmiyorum ama burası bizim küçük Türkiye'miz. Ve ben burada olmaktan çok mutluyum. Sağ olsun Mahmut Hoca ve Sebahat abla çok bize çok yardımcı oldular burada. Buradaki bütün gençleri topladılar. Ben catering işi yapıyorum. Buraya 5 yıl önce geldim. İlk tanıştığım insanlar Mahmut Hoca ve Sebahat Hanım'dı. Bazı insanlar vardır, yüzüne bakınca yüreğini görürsünüz. Mahmut Hoca da öyle bir insan. Bize sağladığı bu etkinliklere, bana burada sağladığı sosyal etkinliğe ben çok teşekkür etmek istiyorum. Ondan önceki yıllarda çok yalnızdım ama şu anda kocaman bir topluluğa sahibiz. Bizi bir arada tutmaları, güler yüzleriyle, yürekten tavırlarıyla Sebahat'e de Mahmut Hoca'ya da ben çok teşekkür etmek istiyorum. Yani gitmelerine çok üzülüyorum. Arkadaşlar şükürler olsun, Türkler Amerika'da da bir araya geldi. Bu benim için gerçekten çok özel. Niye? Biz çocukluğumuzdan beri hep büyüklerimizle, işte anne baba, dedemlerle hep en büyüğün evinde toplanırdık. Şimdi son iki bayramdır, son iki Ramazan bayramını burada Amerika'da geçiriyoruz. Çünkü ailem burada. Bu toplulukla tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü burada küçük bir Türkiye oluştu. Yani arka tarafta memleketi Trabzon olan var, Elazığ olan var, işte Sivas olan var, Aksaray var, İstanbul var, Kırşehir var. İnanılmaz bir topluluk var. Bu toplulukla beraber bayramımızı kutladık. Bayram namazı kılındı açık havada. Sonrasında dualar edildi, tekbir getirildi. Daha sonra herkes burada kahvaltı etti. O kahvaltılar herkesin kendi emeğiyle, yani buradaki Türk kadınlarının emeğiyle, Türk erkeklerin emeğiyle oluşturuldu. Ve ortaya muhteşem bir ambiyans çıktı. Ben de bunları kayıt altına alayım dedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Sizden ricam, bu videoyu beğenin. Sosyal medya hesaplarınızdan destekleyin. Amerika'da olup belki bu videoyu izledikten sonra keşke benim de haberim olsaydı diyenler vardır mutlaka. Geçen sefer olmuştu.
Geçen sefer yaklaşık 300 kişiydik. Şimdi 600 kişi olmuşuz. Gelecek sene inşallah 1000 kişi olacağız. O nedenle Amerika'daki dostlarınıza da haber verin. Bakın böyle bir etkinlik var, bir dahakini kaçırma diye. Seda ile beraber katıldık. Şimdi videoyu o çekiyor. Ona da çok teşekkür ederim. Bayramımız mübarek olsun. Tabii Amerika'da da Türkiye'de de 11 ilimizde yaşanan afetten dolayı bu bayrama biraz buruk girdik. Onların da Allah yardımcısı olsun. Hayatını kaybeden insanlarımızın mekanı cennet olsun. İnşallah birlikte o 11 ilimizi eskisinden çok daha iyi yapacağız. Hem Amerika'dakiler hem Türkiye'dekiler bunun için hazır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.